NS Örme, Boya, Baskı, Selin Ceylan ile İşkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba, bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz tekstil mühendisi Dilek Ünsal. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim, siz? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki bahsedeyim. İzmir doğumluyum. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunuyum. Meslekte 24. yılım. Neredeyse çeyrek asırdır Ar-Ge içindeyim. Öyle söyleyebilirim size. Yani neredeyse çeyrek asırdır sektör içindeyim. Ar-Ge'de çalışıyorum en başta olmak üzere. Ar-Ge ile alakalı şunu söyleyebilirim. Mesleğimi çok seviyorum. Ve değer katmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Türkiye'de Ar-Ge'de çalışmak aslında çok zor. Çünkü Türkiye'de Ar-Ge'de dıştan bir şeyin gelmesi gerekiyor. Yani müşteri size bir şey göndermeli, bir şey istemeli, bir şey yapmanızı talep etmesi gerekiyor. Fakat Ar-Ge'de bu tam tersi aslında. İçten gelmesi gerekiyor. Açıkçası ben hep bu şekilde çalışmaya çalıştım. Yani içinde tutkularla çalışmaya çalıştım, öyle söyleyeyim size. Olmayanı yapmaya, yapılmayanı yapmaya uğraştım. Biraz delilik olabilir bu aslında ama ben buyum. Öyle söyleyebilirim size. Patron odaklı olmamız gerektiğini düşünüyorum ben ülkece. Müşteriler işte bir şeyler başlatması gerekiyor bizim bir şey yapmamız için. Bence bu olmamalı. Biz kendimiz yapabilmeliyiz. Peki Dilek Hanım, bize biraz Ar-Ge kaynaklarından da bahseder misiniz? Ar-Ge'nin en büyük kaynağı aslında fuarlardır. Görebilen insan için fuarlar çok önemli bir yerler. Çünkü bilgi bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Bilgi ve tutku birleşince Ar-Ge ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da yurt dışına çıktığınızda, Türkiye'de de olabilir, bir sürü fuara gezip, görüp, öğrenmeniz gerekiyor. İpliğinin elyafından, elyafındaki karbon atomuna kadar bilmeniz gereken şey olabilir. O yüzden bilgi çok önemlidir, bilgi güçtür. Çok doğru. Ben fuara gittiğim zaman özellikle hiç duramıyorum. Sürekli bir şey arama peşindeyim, bir şey görme peşindeyim. İnovasyon olmuştur, onu kaçırmamam gerektiğini düşünüyorum. Bir yeni bir şey çıkmıştır, onu görmem gerektiğini düşünüyorum. Sürekli geziyorum, kendimi telef ediyorum yani sizin anlayacağınız fuar sırasında. Fakat bu bana çok şey katıyor. Çünkü hiçbir şey kaçırmıyorum bu sayede. Her şeye hakim oluyorum. İşte bu hakimiyet, bilgi, tutkuyla beraber birleştiği zaman bir şey ortaya çıkabiliyor. Çok doğru, çok haklısınız. İşinizi o kadar çok severek yapıyorsunuz ki belirttiniz zaten kendinizi tanıtırken. Evet. Çok da belli oluyor. Kendinizi geliştirmeye çok açıksınız. Evet, aynen. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Süpersiniz. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Biraz da yaptığınız çalışmalardan bahsedelim mi? Tabii ki. En son ISPO fuarı vardı Almanya'da, kumaş fuarı, büyük bir fuar. Orada ödül aldım. Son işte Almanya'da düzenlenen bir fuar vardı, ISPO kumaş fuarı. Ona katılmıştım. Orada The Best ödülü aldım tişört alanında. Bu benim için güzel bir başarıydı. Aslında tam bir yıl önce aynı fuara gitmiştim. Orada ben yine fuarı incelemiştim. Orada ben de ödül almalıyım diye kendi kendime motive etmiştim. Daha sonra bu fuarın Haziran ayında tekrar başka bir versiyonu var. Oraya başka kumaş gönderdim. Orada ilk 10 ödülünü aldım bu sefer. Bu benim için aslında büyük bir referans ve motive kaynağı oldu. Çünkü demek ki doğru yoldayım diye düşündüm. Daha sonra tekrar işte Kasım'daki fuara başvuru yaptım. Bu sefer birincilik ödülü aldım. Sahnede o ödülü aldım. Yani bir yıl önce düşündüğüm şeyi gerçekleştirmiş oldum. Çok güzel. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Aslında istedikten sonra yapılmayacak hiçbir şey yok. Kesinlikle yok. Evet, sadece hedeflememiz gerekiyor, odaklanmamız gerekiyor, kafaya koymamız gerekiyor. Açıkçası o Türk orada hiçbir Türk firması yoktu. O beni çok üzmüştü aslında. Kendi kendime kızdım, kendi kendime de üzüldüm. Niye biz Türk firması olarak buraya katılmıyoruz diye. Evet. Ve bunu yaptığım için açıkçası mutluyum. Çok güzel. Biz de gurur duyuyoruz sizinle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ülkemiz adına bizleri temsil ederek, ülkemizi temsil ederek orada varoluşunuz çok çok kıymetli. Motive kaynağım dediniz aslında bunlar için. Böyle herhangi bir mottonuz var mı? Aslında geçen gün okuduğum bir yazı var. Çok hoşuma gitti o yazı. Tam beni isabet ettiğini düşünüyorum. İçten yanmalı çalışan diyor. Gerçekten ben oyum aslında. İçten yanmalı. Yani bir şekilde benden hep içten çıkıyor. Fikirler çıkıyor. Fikirler çok önemli. Evet. Fikirlere sahip çıkmamız gerekiyor. O fikir belki o an zamanı uygun değildir. Yere uygun değildir. Ya da anlatılamıyordur belki. Ama çok değerlidir ve potansiyel taşır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bununla dönmemiz gerekiyor olaya. Çok diye doğru. Düşünüyorum. Çok doğru. Çok haklısınız. Aslında hep hedeflerimiz var.
Belki bunlar zamanla açığa çıkabiliyor, çıkamıyor. Belki o an farkındayız veya değiliz. Ama sizin gibi kendimizi geliştirerek, gezerek, görerek, araştırarak bunları ortaya çıkarabiliriz. Çok haklısınız. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki bu aldığınız ödülle, yaptığınız çalışmayla ilgili daha da ilerletmeyi düşünüyor musunuz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Açıkçası şöyle, ben ödül aldıktan hemen sonra bir firmayla görüştüm. Bana patenti var mı diye sordu. Ben de var diyemezdim, yok da diyemedim. Sadece süreç devam ediyor diye cevap verebildim. Gerçekten de süreç başlamıştı o sırada aklımda. Türkiye'ye geldikten hemen sonra görüştüm kişilerle nasıl yapabilirim diye. Daha sonra 15-20 gün içerisinde hazırlayıp patent başvurusunu yaptım. Aslında bunun altında başka sebep daha yatıyor. Ben bundan 6 yıl önce başka bir iplik daha geliştirmiştim. O iplik de şöyle başka firma tarafından ticaretleştirilebilmiş ve satılabilmiş hale getirmişti firma. Dolayısıyla bir fikir diye başlıyorsunuz, basit bir fikir diye başlıyorsunuz ama o fikir aslında ticari olabildiğini görmüştüm. Evet. Sonuçta ben yine almak alakalı çok isterim almayı ama sonuçta bu bir şart değil. Bu başlangıç benim için öyle düşünüyorum. Bu aradan sonra Türkiye'ye döndüğümde hemen araştırmalara başladım nasıl alabilirim diye patenti. Görüştüklerim firmalar oldu. Daha sonra bana bu fikri veren aslında Genealogia firması var. Onunla görüştüm. Türk yetkilisi var, çok bana yardımcı oldu bu konuda. Onun sayesinde de birazcık aslında oldu diyebilirim. Bu şekilde patent sürecim başlamış oldu. Dediğim gibi patent almak çok önemli değil aslında. Çünkü bu benim için başlangıç. Bir sonraki proje için benim için referans kaynağı oluşturdu. Acaba bunu söyleyebilirim. Çok güzel. Bundan sonrası için yeni projelerde de tabii ki size aslında bir kıvılcım oldu. Evet, kesinlikle. Bunu da yapabilirim dediniz. Evet. Ticarileştiğini fark ettiğim noktada dediniz çünkü. Çok doğru, çok haklısınız. Umarız her şey gönlünüzce olur. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Dilek Hanım, umarız bundan sonrası için de yine sektörde sizin gibi başarılı kişilerle aynı yolda ilerlemeniz nasip olur. Çok teşekkür ederim. Peki kimler bu mesleği yapmalı? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Araştırmayı seven, gerçekten bilgiyi biriktiren çok önemli bir şey. Tutkusu olan kişi yapması gerekiyor. Çok doğru. Çünkü tutku sizi bir yere götürebiliyor gerçekten. Çok fazla farklı şey yaptığınız zaman, farklı düşünceye sahip olduğunuz zaman dışlanabilirsiniz. Çünkü çoğunluktan ayrısınızdır. Sürüden çıkmanız gerekiyor. Farklı düşünmek için, farklı bir şey yapabilmek için. Açıkçası bunu göze almaları gerekiyor insanların. Çünkü çok zor bir şey bu gerçekten. Farklı çok olmak zor. Çok doğru, çok haklısınız. Kendi fikirlerinizi üreterek bunları insanların önüne sunuyor olmanız. Anlatamıyorsunuz bazen. Anlaşılamıyorsunuz bazen ama bırakmamız gerekiyor bu işi. Eğer çok gerçekten gönül verdiyseniz. Çok doğru, çok haklısınız. Siz de tekstil mühendisliği alanında ARGE tarafına yöneldiniz. Evet. ARGE'de kendinizi geliştirmeye devam ettiniz ve projeler oluşturdunuz. Fuarlara katıldınız, oralarda araştırmalar yaptınız. Sonrasında ödüller aldınız, bir ödül aldınız. Buldunuz Dilek Hanım. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Umarız her şey gönlünüzce olur ve ilerleyen süreçlerde de dediğim gibi programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir. Sizin gibi başarılı bu mesleği icra edecek, etmek isteyen kişiler olabilir veya meslektaşlarınız olabilir. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Son sözleriniz nelerdir? Yeni mezun arkadaşlara önerim şu olabilir. Disiplinli olmaları, gerçekten o işi yapmak istemeleri ve tutkularını kaybetmemeleri. Dolayısıyla tutku olduğu zaman her şey olur. Çok doğru, çok haklısınız. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Dilek Ünsal bizlerleydi. Kendisi tekstil mühendisi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. NS Örme, Boya, Baskı Selin Ceylan ile İşkolik programını sundu.